Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrenen. Hoş geldiniz. Bugün sil baştan felsefede felsefenin alanlarındayız arkadaşlar. Baştan sona tabir ettiğimiz sil baştan felsefeyle YGS alanında daha dinamik ve soruları hemen yapabilecek konuma inşallah geleceksiniz bu seriyle. Felsefenin alanları kısa bir konu arkadaşlar. 5-10 dakikaya bitecek. Lütfen sıkılmadan dikkatli bir şekilde dinleyelim. Felsefenin alanları. Felsefenin de diğer disiplinler gibi incelendiği konuları, soruları sınıflandırdığı alanları vardır. Bunlardan ilki varlık yani ontoloji sorunları arkadaşlar. Ontoloji diğer bir adıyla varlık sorunu. Var olanla var olacak olanları inceleyen felsefenin disiplin alanlarından biridir sorularının en önemlisi arke nedir sorusudur. Yani tüm var olanların başlangıcı, ilk tözü nedir sorusuna yanıt aramaktadır. Örneğin Thales, su, Heraklitos, ateş, Pythagoras, sayı, Anaximos, soluk, Anaximandaros, sınır olmayan, Demokritos, atom, Eflatun, idea, Aristoteles, yetkin varlık, Descartes, tanrı, Hobbes, madde, Spinoza, tanrı ya da doğa, Leibniz, monat, Hegel, geist, Marks madde, maddedeki değişme ve çelişki sıfat insan olarak yanıtlar arkadaşlar varlık sorununu ontolojiyi yani tüm var olanların başlangıcı ilk tözü nedir sorusunu. Lütfen bu bölümü bu bölümü yazalım. Arke nedir sorusunun cevapları yanıtlanmaktadırlar arkadaşlar. Bunları lütfen ama lütfen not alalım. Ayrıca ontolojide sorulan diğer sorulara örnek olarak gerçek insan, ruh, varlık nedir? Var mıdır? Yok mudur? Evren akıllıca bir düzen içinde midir? Olaylar düzen içinde mi meydana geliyor yoksa rastlantısal mı şeklinde verilebilir? Diğer sorularda örnekler. Bu sorulara verilen cevaplar önemlidir. Çünkü bu yanıtlar insan anlayışını da etkilemektedir arkadaşlar. İnsana bakış açısı eğitimde çok önemlidir. Çünkü ona göre hedefler belirleyip eğitim sistemini kurarsınız. Eğer insanı tanrısal bir varlık olarak ele alırsanız, eğitim insanı tanrıya ulaştırma süreci, Doğal ve toplumsal bir varlık olarak düşünürseniz bu kez doğa ve topluma uyum sağlama süreci sürekli değişen ve gelişen bir varlık olarak düşünürseniz eğitim değişmeyi ve gelişmeyi denetleme süreci insanın diyalektik bir varlık olarak düşünürseniz eğitim üretimde bulunma süreci şeklinde tanımlanabilir. Bu da arkadaşlar nasıl bir şekilde ele alıyorsanız onun sürecini anlatıyor. Eğitimi nasıl tanımlarsanız sistemi de ona göre kurarsınız. Her tanım bir temele dayanır. Bundan kaçınılmaz. Epistemoloji yani bilgi sorunu. Bilgi sorunuyla ile ilgilenen bir felsefi disiplin olup bilginin ne olduğu kaynağı, doğru, yanlış, bilinemez, mutlak ya da görceli oluşu, türlerinin neler olduğu gibi sorulara cevaplar aramaktadır. Bilgi ile doğrudan ilişki bir diğer kavram da bilmedir. Epistemoloji bilme olayının nasıl gerçekleştiği ile de ilgilenir. Bilme özne ile nesne arasında bir bağ kurma olarak tanımlanabilir. Bu etkinlik sonucu ortaya bilgi konur ve sorular genişletilebilir. Gerçek bilinebilir mi? Bilginin niteliği nedir? Mutlak yani %100 kesin bilgi var mıdır? Ve bunun gibi sorularla genişletilebilir. İşte bu sorulara verilen yanıtlar eğitim sistemini etkiler. Hedefler, içerik, eğitim ve sınama durumları ona göre düzenlenir. Söz gelişi eğer bilgi doğuştandır ve %100 doğrudur denildiğinde ya da sonradan öğrenilir ama yine de mutlaktır savı ile eleri sürüldüğünde, hayır bilgi görecelidir, sürekli değişir, %100 doğru bilgilerimiz yoktur şeklinde bir görüş tam olduğunda, öğrenciye kazandırılacak hedef davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumları bu yanıtlara göre planlanıp işe koyulur. Eğer bilgi doğuştan ve %100 doğrudur denildiğinde eğitim sisteminde akıl ön plana çıkar. Öğretmen ders anlatmaz, bilgi aktarmaz, yaptığı etkinliklerle öğrencinin kafasında doğuştan var olan bilgileri ortaya çıkarmaya, onu buldurmaya çalışır. Bilgi sonradan kazanılır. Savı temel alınırsa bu kez öğretmen dersi anlatır. Öğrenci dinler çünkü onun kafası boştur. Öğretmenin dediklerini ezberler ve aynen söyler arkadaşlar. Eğer bilgi doğuştan ve %100 doğrudur denildiğinde arkadaşlar öğretmen ders anlatmıyor, bilgi anlatmıyor. Sizin kafanızdaki o doğuştan var olan bilgileri ortaya çıkarmaya, onu buldurmaya çalışıyor. Ama bilgi sonradan kazanılır derseniz bu kez öğretmen dersi anlatıyor, öğrenci dinliyor çünkü onun kafası boş ve öğretmenin dediklerini ezberliyor ve aynen söylüyor. Aksiyoloji, değerler sorunu. Bu alan etik ve estetik konuları içerir. İnsanın yapıp etmelerini inceler. Bu tür davranışların dayandığı ilkeleri ve değerleri araştırır. Bu disiplin ahlaklı, ahlaksız, iyi, kötü, saygılı, özgürlük, tutsaklık, erdem, erdemsizlik, mutsuzluk, güzellik, çirkinlik, vicdanlılık ve bunun gibi nedir? Değerlerini sorguluyor. Var mıdır yok mudur? Varsa neden var? Nasıl kaynaklarır? Bunları değerlendirirken bir ölçüt kullanılabilir mi? Sorularını yanıtlamaya çalışır. Bu sorulara verilen yanıtlar da eğitim sistemini etkiler ve değiştirir. Eğer bu değerler var ve evrenseldir derseniz bunları öğrenciye kazandırmaya çalışır ve hiçbir ödün vermezsiniz. Bu değerler var fakat evrensel değildir zamanla değişir derseniz hoşgörülü olur eğitim ortamında esnek davranırsınız. Mantık Akıl nedir? Aklın kuralları var mıdır? Varsa nelerdir? Evrensel ve genel geçerli midir? Akıl yürütme yolları var mıdır? gibi soruları inceleyen felsefenin disiplin alanlarından biridir mantık. Eğer aklın kuralları doğuşlandı derseniz, öğretmen öğrencinin aklını kullanmasını sağlayacak hedef ve davranışları, sınıf oturamasını getirir ve dersi ona göre işler. Yoktur derseniz bu kez sorunu çözmesi istenir. Eğitim ortamında öğretmen yalnız danışılan, yol gösteren kişi görevini yüklenebilir. Diyorum arkadaşlar, felsefenin alanlarını bu şekilde incelemiş olduk sizlerle beraber. Felsefenin alanlarını 6 dakika gibi kısa bir sürede belki de ondan daha az bir kısa sürede işlemiş olduk Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve hızlı ders olan kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın Diğer bundan sonra gelecek bölümümüzde kısa 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 5-10 dakikada bütün bölümleri size anlatıyoruz arkadaşlar lütfen sıkıcı deyip Kesinlikle sıkıcı deyip Çalışmamayı bırakmayın hepsini dinleyin arkadaşlar sadece dinleyin not alın dediklerimi veya Önemli gördüğünüz yerleri lütfen not alın Böylelikle arkadaşlar sadece dinlemeyle kafanızı yormadan 5-10 dakikada bir konuyu çok rahat bir şekilde bitireceksiniz ve bir bakacaksınız ki felsefi baştan sona aslında biliyorsunuz bu serimizde. Biz de ona hedefliyoruz zaten. Videoyu beğendiyseniz dediğimiz gibi beğenmeyip beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders olan kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın. Ve facebook.com slash ders facebook sayfamıza da abone olmayı unutmayın. Her yerde bizi takip edin arkadaşlar. Biz de sizin takipçiniz olmanız dileğiyle. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.